2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Aspor Dış Haber Editörümüz Emre Berkmen telefona attığımızda. Emre, nedir ayrıntılar? Hikmet Öztürk, merhabalar, iyi yayınlar tekrar. Evet, söylediğiniz gibi Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu. Daha önce de görüştüğümüz gibi bayağı zor bir maratonun ardından bugün hem çeyrek final hem yarı final mücadelelerinden galip çıkarak finalde de İtalyan rakibini yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Altın madalyayı ülkemize kazandırdı. İsterseniz şöyle kısaca bir bugünün maratonunu hatırlatalım izleyicilerimize. Ersu Şaşma, milli sırıkçımız 5.65'lik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırarak finallerde yarışmaya hak kazandı. 3 Ağustos Salı günü finalde yarışacak. Ardından milli kadın voleybol takımımızdan da güzel bir haber geldi. Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükseldiler. Ve ardından da Mete Gazoz klasik yay bireysel branşında yarı finalde Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale yükselmişti. Finalde de daha önce 2 tane altın madalya sahibi olan İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek çok çekişmeli bir mücadelenin ardından, hatta mücadeleye de iyi başlayamamıştı. Biraz umutlarımız kırılır gibi oldu ama sonra Mete 22 yaşında Mete Gazoz, ama ona rağmen o kadar büyük bir tecrübesi var ki finalde İtalyan rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece bize de altın madalyayı kazandırmış oldu. Tokyo 2020'deki ilk altın madalyamız Mete Gazoz'la geldi. Az önce Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu ile beraber selfie çektiriyorlardı. Sayın Kasaboğlu heyecanlanmaması adına Mete Gazoz'un görüş alanının dışında kalmış finalde, bu haberi aldık. Maçı tribünden değil de kapalı bir alandan seyretmiş. Dolayısıyla her şekilde amacımıza ulaşmış olduk. Altın madalya kazandı. Hemen ekleyelim. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mete Gazoz'u arayarak tebrik etmiş. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. Tekrar stüdyodayız. Evet.